millet et yiyor. Biz ilik yediriyoruz. Kemikten ziyade kemiğin içerisindeki elastik bir özelliğe sahip. Çok faydalı. Bu insanların bildiği bir şey aslında da. Tabii unutulmuş geçmişe yönelik daha önce bunu çorbalarda falan kullanıyoruz ama günümüz mutfağında bunu biz sıcak çıtır ekmek üzerine farklı bir soslarla kullanıp insanlara bu şekilde yedirmeyi düşünüyoruz. Ama kemiğin çok aşırı derecede bir faydası olduğunu hepimiz de biliyoruz. İliğin çok faydası var. Eklem ağrılarına faydası var, göze faydası var. Saça bunu özellikle saç için bunu merhem olarak da kullanabiliyorlar. Saç bakım kremi olarak kullanıyorlar iliği. Peki Maske olarak kullanıyorlar, yüz maskesi olarak. ne gibi bir faydası var? Bunun ne gibi bir faydası var? Virüs için çok aşırı derecede bu bağışıklık sistemini geliştiriyor. Bağırsak duvarını güçlendiren, evin duvarını düşünün. Sıva yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bu da bağırsağın duvarını bütün hastalıklara karşı bir önleyici bir gıda, Peki bir nasıl ilgi ilaç. son zamanlarda arttı mı? Biz Aydın'da bir ilkiz. Aydın'da tanıtıyoruz. İlgi şu anda var. Aşırı derecede bir talep var. Şimdi iliğimizi biz zaten kendi kasabımız var. Özel kasabımızı seçiyoruz. Kasapta kendimiz kesiyoruz. Orada kesim aşaması var. Kesim aşamasından sonra buraya geliyor. İlik dışarıda durmuyor. Bunu normalde biz kestikten sonra şokluyoruz. Siparişe göre hazırlandıktan sonra mangalda pişiriyoruz biz bunu. Her iki tarafta mangalda pişiriyoruz. İsteyen olursa serviste, isteyen olursa ekmek arasında. Bu şekilde servis yapıyoruz. Şu anda iliğimizi pişiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi pişmek üzere. Bunun bir etkisi daha var. Bu ateşin üzerinde gördüğünüz ilikle koronavirüsünü yok edeceğiz. Birebir tamamen bir ilaç deposu. Eskiden yenilir miymiş? Atalarımızın böyle bir geleneği var mı? Geçmişe dönük bunu çorbasını yapardık biz bunun. Genelde kemik suyunda çorbasını yapardık. Ama bugünkü mutfağımızda biz bunu bu şekilde kızarmış ekmekle de yanında salatası ve garnitürle de servis yapıyoruz.